Selamlar sayın arkadaşlar. Ee, içeriye hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlık saat yerindedir. Ee, bugün başlamadan önce bugün yüz case var. Use case de bence çok önemli. Be, yani, bence çok 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 önemli. Ve doğru kurgulanırsa sizin development tam zamanında çok işinizi yarayacak bir tool'dan aslında bir paket. Ama paketsiz de yazabilirsiniz. Emsal şeyleri de kullanabilirsiniz ama bence çok önemli bir noktadan bahsedeceğim. Bu network request'lerimiz aslında loglama ve bunu developer maliyetinde veya şeyde nasıl görürüz bunu konuşacağız. Şimdi buna geçmeden önce kanalda da zaten duyurmuştum arkadaşlar. Discord sunucusu kuruyorum. Hep benden istemiştiniz doğru. Fakat ben bu Discord sunucusunu bildiğiniz linke tıkla yer kafasıyla yapmayacağım. burada gerçekten... Böyle sürekli ben Flutter'da bunu yapamadım, şunu yapamadım, şunu nasıl yaparım, yeni başladığımdan ziyade. Bak bunlar olur yeni başladığım falan da önemli değil. Ne istediğini bilen, araştıran, bunları paylaşan, paylaştıkça büyüyen bir takım oluşturmak istiyorum. Mesela şu an 110 kişi başvurmuş. Gerekirse 5 kişi olsun bu Discord grubu. Açıkçası istediğim şey değer üretmek. Sayı, kalabalıklık bunu istemiyorum. E, bugüne kadar gördüğüm birçok Discord grubunda olan bu oluyor zaten. Grubu önüne gelen giriyor. Ondan sonra grubun ne hale geldi belli oluyor. Ben bunu yapmayacağım. Bu grupta bir e, ilişki oluşturacağım yani. Herkesin sosyal title'ları olmadan yapabileceği bir ilişkiyi oluşturacağım. Ve burayı yapacağız. Ben formu paylaşırım. Siz de gelmek istersen, teknik yeteneğine inanıyorsan, teknik yeteneklerce de çalışkanlığına bir çözüm ararken doğrudan birine değil de önce kendin yapman gerekenleri yapıp sonradan birine gitmeyi yapan bir insan insansan Discord senin önünde. Buyur gel konuşalım, birlikte yazalım, birlikte alalım işlerimizi ama gibi ya her çıkan sorunu paylaşan hemen bulamadım olmadı deyip işte ya da benim sorunum çok acil yanıyorum müşteri bekliyor. Herkesin sorunu acil ve herkesin müşterisi bekliyor. Ondan dolayı ve birinin zamanını almanın maliyet olduğunun farkındaysan. Bu çok önemli bir nokta. Bunun farkındaysan bu Discord senin için. Hani önüne gelen ondan dolayı bir engelleme yapacağım. Buna istinaden de arkadaşlar benim burada yine bu 100 kez başlarken bir tık da sitemim ve üzgünlüğümü de isterim. Ben Hani bu kanalda birçok şey yaptık, ettik. Sizin için burada bir seri yayınladım. Baştan sona içerisinde yine çok iyi bence doktorların oldu. Pot'la yaptığım bir seri. Ama üzüldüğüm nokta şu oldu. Yani hani ben bunu bir paralı bir şey yapmadım özellikle vesaire. Benim istediğim şey burada deprem bölgelerine yardım. Hatta bunun yazısını yazdım. 12 dakikalık yazısını yazdım. Hani ee, müthiş bir yazı bence bu arada. Müthiş teknik detayları var içerisinde. Hani öyle sıradan görebileceğiniz yazı türlerinden de değil. Hani yazdım gerçekten uğraştım. Ama arkadaşlar günün sonunda e, ne yazık ki yani ne yazık ki şu 30 sayısı yani bu kadar şey yaptığından sonra hiç değişmedi. En son 30 kişi bağışlamıştı, dekontunu bildirdi ve orada kaldı. Ben çok üzüldüm. Bunu da bir e, sistem olarak üretmek isterim. Sizin cebinizdeki parayı işte bir kursa atıp oradan da toplanabilir. Bilmem ne de yapabilir ama bir farkındalık yaratmaya çalıştığım bir yerde. E, Bilmiyorum ya bir 50 TL atamayacak tabii ki arkadaşlarımız olabilir ama burada zaten ben 50 TL minimum yazdım ama yani ona çok bakmadım hani 50 TL minimum çünkü bir yere yardım yapıyoruz. Bir insanlar bir şey yani bir şey ekmek alsın bu devir olmuş pahalı ondan dolayı yoksa benim el ben üstü almıyorum da tam parayı. Ama bunu bile hani şu kanalda işte 20 19 bin kişi varken 30 kişiden sadece geliyor olması beni üzdü açıkçası. E, hatta böyle başka şeyler de düşündüm. Dedim ki ya ben bundan sonra artık sadece paralı çık üretim vesaire. Bir yandan da hani herkes yapmıştır, etmiştir, o da olur. Tabii ki anlıyorum ama burada bir içerik var. Bir şekilde siz yine dün geçti, ben dün umursamıyorum ama bugün bunu gördün. Ya bu adam burada bir şey yapmış, bu kadar yazısını yazmış, etmiş. Buradan bir şey öğrendik. Bu adam da bizden rica ediyor deyip düşünerek paylaşım, bağış yapmayı, bu bağışı bildirme unutma. Bu projeyi sağda solda paylaş. insanlar şey yapsın, bağış yapın ve proje büyüsün. İstediğim tek en ya yani o kadar iş yaptım. oranın en çok istediğim şey bu. Umarım da büyür. Çünkü dedim ki burada sosyal bir sorumluluk amacımız var arkadaşlar. Hiçbir şey bitmedi daha. Devam edeceğiz. Demiş olayım. Üzüldüm ama yani burada onu bir açık olarak söyleyeyim yani. Hani ben bu kadar içeriği mesela şu anki yapacağım içerik vesaire hepsini de silah diyorum. Bu adama ben işte ne standart bir şey anlatmayayım da bu adam yarın şirkete gitme bunu satsın para kazansın fikir edinsin bir şey yapsın buna katma değer katsın diye düşündüğüm yerde 150 yani bir 50 TL çok büyük para olduğunu düşünmüyorum yani hani. Ee, yazılımcılığa gittiğiniz yolda zaten hemen hemen herkesin belli bir standart olduğunu düşündüğüm yerde. Tabii ki bakın olmayabilir vesaire. Ben bunları söylemiyorum. Bunları can feda. Olmayan adam gider paylaşır. Twitter'da paylaşır. Sağda solda paylaşır. Bir şey yapar. Abi der bu adam bunu yaptı. Siz de gelin kaydolun. Bir saniye. E i̇lla birilerinin cebinden zorla işte o kurslarla, murslarla onlar atıp bunları yap. Ben bunu yapmak istemiyorum. Ondan dolayı burada böyle bir şey yaptık. Bu bir eksi olarak açıkçası kanala bir üzgünlüğüm olarak kaldı. Can nasıl sağ olsun diyorum. Ama yarın niye düzelmesin? Bağışlar artsın. Şu 30 60 olsun, 100 olsun. İnşallah olur. Ve ben de bir tık daha mutlu olurum sizlerle birlikte. Discord orada iyi proje şeyi. Burada ikisine linkini paylaşacağım. Destek olmak isteyenler oraya bekliyorum. Bana gelmiyor zaten destek yani. Bir kuruma yapıyorsunuz ve ben bu kurum için aldığıca bakıyorum. Geçmiş bağışları kabul etmiyorum. Bu içerik için yaptığınız bağışı kabul ediyorum. Tamamen hem projenin büyümesi hem de kodu almanız için. Kodu da alıyorsunuz bir de bu. <laughs> yani hazır bitmiş bir kod da alıyorsunuz. O da ayrı bir bakış Daha ne yapayım? <laughs> ne yapayım? Gelin projelerimi yazayım. <laughs> neyse. Neyse. Oradaki arkadaşlar hala zorluklar çekiyorlar. Devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bunları söyledik. Yazıyı da paylaşırım altına. Peki bugün ne yapıyoruz? Şimdi sayın dostlar. Şöyle bir derdimiz var. Ee, genelde. Ee, şuraya bir açayım yine. Dur abi. Online diyeyim. Nerede bizim Dragon'da? Ben de Şimdi arkadaşlar hepimiz bir proje yazıyoruz, yazdık, ettik. Şimdi bu projelerin e, gerçek hayata gitme serüveninde aslında çok fazla işte dalgandırı noktaları var. Özellikle ne noktası? Test edilme aşamasında yapabileceğiniz hızlı çözümler. Yani bir sorunun ne olduğu, bir sorunun ne geldi. Mesela diyelim projenizde işte mesela en basit şuradan örnek verip Bu kadar servisiniz olabilir. Şu kadar. Ve bunların hepsini yaya bağlamışsınızdır. Fakat Beşent değişiyor. Gelen datalar, data transferleri oluyor. Bir şeyler oluyor. Gitmiyor. Doğru gelmiyor. Bunu mesela tester yakalıyor. Yakalıyor da sen nasıl anlayacaksın? Adam diyor ki abi diyor şu datayı yaparken şu an. Mesela bizim birkaç projede bu durum hala. Mesela ben bunu anlatmama rağmen uygulamadığımız yerler var. Bu tamamen benim dışında bir karar sonuç olarak. Ben hani bir takımdır. Takım karar alır. Takım bunu istemez. Yapacak bir şey yok. Ama ben benim kendi projem olsa, baştan sonra bunu o, bulmadan zaten olamazacak. olamayacak şeyden bir tanesi bu. Bunu doğru kurgulayarak müthiş iş yaparım. Şimdi olayın arkadaşlar? Bunun olayı şu. Ee, siz uygulama ekranının aslında en önemli noktasını e, tester'ın elindeyken, serviste çünkü tester'ın özellikle mobil app'te bulacağı hataların %99'u, yani UI hatalı hataları, UI bazlı hatalardır, şey, UI bazlı hatalardan ziyade servisin entegrasyon hatalarından gelir. Mesela diyelim normalde çalışan bir servistir. Bilmem de çay şuraya gelir. Şuradan bir data ekler. Şu dataları ekler. İki versiyon çalışır. Üçüncü versiyon bir hata görür bu adam. Adam der ki ya burada hata oldu. Şimdi sen dersin ki abi hangi kullanıcısın? Bilmem ne misin? Şununla mı girdin? Bununla mı girdin? Dediğin noktada işte bu yönetimi zor bir nokta olur. Bu yönetimi zor olan noktada da arkadaşlar biz girer. Aslında adamdan işte replicate etmeye çalışırız. Ne geldi ne gitti anlamayız. Zor bir iş adamın ne yaptığını o noktada benim şimdi size anlatacağım bu e, Network logonu e, ekrandayken kullanabileceğiniz paketler var bu paket sayesinde aslında siz ne yapıyorsunuz Network loglarınızı projenizde açarak tester o hatayı yakaladığı an diyorsun ki abi bana logo atar mısın bunu aslında şu an mesela bu paket size göstereceğim paket bunu da körlü desteklemiyor mesela bu beni duyan şu an bir, arkadaş varsa ben onun yanında olsam bu paketi indirir. Bu pakete copy curl özelliğini eklerdim. Ben olsam yazardım. Yazasım var gerçi de. Siz yazmazsanız ben bir ay içerisinde bir birine yazdırırım. <laughs> mesela bizim şu yeni Discord grubunda arkadaşlara yazdırırım ben muhtemelen. Bence önemli bir özellik. Güzel olur yani copy curl. E çünkü curl aldıktan sonra direkt postman'a yapıştırabiliyorsunuz. Yani copy curl dediğimle ne mesela onu söyleyeyim. Hani tabi gözünüzden kaçabilir. Yani mesela herhangi bir servis bağladığınız zaman. Diyelim şurada mesela şöyle bir servise istek attınız. Bu servisin buradan şöyle developer tools'u açtığınızda arkadaşlar şurada şuraya doğru çekeyim. Başaracağım. Başardım. Buradan network'ün üzerinde tekrar atalım. Bakın şuradan fetch x. Gerçi bu fetch atmıyor. Şunu ol yapayım da burada başka atıyor. Şurada bunun bir formatı farklı olduğu için şöyle response böyle dönüyor. Burada bir istek atılmış. Bu isteği siz şuradan copy curl diyerek doğrudan isteğin bütün parametreleri. Mesela body'si, token'ı, mock'unu ne varsa aslında birebir aynısını alıp postman'e yerleştiriyorsunuz. Bakın bu var ya bir mobil developer'ın yapması gereken hata karşısındaki ilk direkt net çözüm. Yani direkt hatayı ekranda arama bu, bu şu falan değil. Önce Bakın Flutter kullanıyor, Native yazıyorsun hiç fark etmez. Senin aslında kafanda o hatayı entegre etmen lazım. Gidersin abi mesela Postman'in yeni versiyonu da oldukça güzel bu arada. Onu da şu bizim hep açık kalması. Şunu şurada bir kapatayım arkadaşlar. Bir servis alacağım. Şuradan benim var mı? Workspace'inden. Benimki yok mu? My Workspace dedim mesela. Mesela My Workspace'e geçtim. Burada arkadaşlar mesela bu körlü buraya yapıştırıyorum. Bak burada körlü send yapıyorum. Tak diye gördüğünüz gibi response ya da burada ne dönmesi gerekiyorsa bana buradaki sonuçların gelmiş olması lazım. Gerçi bu şu format hatalı olduğu için öyle geliyor. Normalde arkadaşlar ee, bu neymiş mesela şöyle bakalım. Şurada mesela mesela list user. Şöyle bir tane daha json placeholder'a gideyim oradakiler daha iyi gözüküyor. Şey, o, o sanırım işte de öyle bir değişik bir şey yapmışlar ya. Yani. Herhangi bir servis isteği yazsam bana yetiyor zaten de. Mesela postları çekeceğim. Postlar burada geldi. Tekrar çalıştırdım. Burada aslında servis genişlikleri istekleri yakalamak için fetch x seçer. Lan bu da mı getirmiyor ya? Hep böyle değişik formatta yapmışlar. Bak 304 tip. Kendi sitelerinde böyle entegre etmişler. Cool. Enteresan. Yani normalde şuradan servis isteğini sağlam yapabileceğim. <laughs> Başka ne var ki? Fake. Api de herhangi bir tane şey var mı? Bakın bir tane damage Yok bu da mı Jason değil ya. Şu fake store API olur ama bence. Yok burada kendi Jason'ı yaratıyorsun. Bu değil. Bakayım. Bir de şey vardı. Swagger. Dog vardı dur. Bir de ha şu. Şu bir tane mesela. Yok API dog mu? Bunu yemiyoruz. Swagger'ın pet store. Şu. Bak bu pet store mesela bu Swagger önemli. Bir dokümentasyon için. Servisinin nesneleri Ya zaten postman isteyeceksin. Ya da mı? Ya Bakın iyi kodlanma giden yolda arkadaşlar. O kadar çok parametre var ki aslında gerçekten. Bunların birkaç tane sık olduğunda kişiler hata yapmaya ve aslında çok büyük yanlışlara gitmeye başlıyorsunuz. Mesela servisinin entegrasyonunu şurada alıp bunların detayını alsan bir insan hata yapma imkanı düşüyor yani, sıfır Sıfıra iniyor. Mesela diyelim böyle bir servis var. Trade out, out dedim. 43'ü yolladım mesela. Tamam bak. Burada bu gelir. Artık fetch seçer dersem. Bak 43 geldi gördüm. Bir servis yatılıyor ve bu servislerinde mesela hatalı döndü diyelim. Bu curl alıyorsun buradan. Yani bunu. Hmm. Bunu gelip bu tarafa yapıştırdığında aslında import ettiğinde hop sana bu geliyor. Sen de burada sen de diyorsun. Ne diyorsun abi bak bu adam bunu yollamış. Bunu almış. Burada böyle olmuş. Bunu bu yani yapman gereken ana nokta burası senin. Şimdi bunu arkadaşlar bunu peki mobil esnada nasıl alacağız? Şimdi bu projemiz burada. Projemizde arkadaşlar birkaç tane paket var ama benim gördüğüm kullanış açısından şu paket güzel yazılmış. Arkadaşlar da güncel tutuyor. Buna bu copy curl özelliğini yazalım. Bu arada ben bunu şeyde paylaşacağım. E, duyanlar yazsın. Yazan, yazmak isteyenler olasın. Bir şekilde yazarız biz bunu kopikör üzerinde. Muhtemelen bence çok zor olacağını düşünmüyorum. Şimdi bu paketi aldım arkadaşlar. Paketi şuraya ekliyorum. Bu paket aslında özünde şey yapıyor. Bu benim tam dediğim şekilde network logging işlemini yapıyor. Dio ile birlikte çalışıyor. Diğer paketlerle birlikte de entegre çalışıyor. Şimdi şuraya bir döneyim tekrardan ben projeme. Burada bir projede birkaç tane paket hatası veriyor. Paket hatalarını çözmek için bu biraz eski kaldığı için şu upgrade package major deyin. Sonrasında da şu major update'ten şu hata gelebilir. Hatayı da yes'e basın. Sizin projenizde hani varsa ex, eski kalanların hepsini major olarak yukarı yükseltiyor. Hani mesela de mesela vegza es, eskiydi, vexar'ı düzeltti. Sonrasında da şuraya gelin arkadaşlar. Şöyle. Şurada hataları bulmak için mesela şurada filtre. benim terminalim nerede? Ha, problems şu filtrede arkadaşlar sadece problem show errors deyin hataları görür sadece bu sayede hataları da hani diğer o işte debug logları falan görmezsiniz svg team silindi şu type bu artık yeni network manager şurada bir tane empty model verelim şuna empty model set edelim check connectivity result demiş bu da bir tane sanki missing case var return network status on diyelim şuna da Tamam buna da abi empty model dedim. Tamam buralar hazır. Sadece bunu yapma yeterli. Şimdi bunu kullanırken de arkadaşlar şöyle kullanıyoruz. Bulalım şuradan. Şunu bir şu tarafı alayım tekrardan. Hop. Şuraya eleyim. Bunu kullanırken de aslında iki tane proper teklememiz gerekiyor. Bir tanesi sizin projenizin içerisinde aslında network logların yapması için Dio üzerinden çalışıyor. Bizim Vexana da diyor üzerinden çalıştığı için eğer diyor kendiniz yazdıysanız o şekilde ama kendiniz yazmadıysanız diyor Vexana'yı kullanıyorsanız da fark etmez. Network Logger'ın içerisinde yani. şimdi Manager'ı şuraya çıkartayım. Final Manager diyeyim. Sonra Manager nokta add diyeceğim. Ay Interceptor add diyeceğim. Şuradaki arkadaşı Çukur Interceptor bu arkadaşa veriyorum. Benim için inaf arkadaşlar bu şimdi. Bu buraya geldi. Ardından bu menajeri da işte bu projeyi nasıl kullanmış sonra size de diyorum. Hani bu 100 case olduğu için tek tek hepsini ayrı ayrı yazmışım. Tamam önemli değil. Bir de şu Navigation Observable istiyor. Şu Navigation işlemlerinde de kullanacağı için muhtemelen o. Bir şimdi ekrana çünkü bir show yapacak. Onu da main dart'ta material app'in altına ekleyeceksiniz. Bir de sayın dostlar. Bunu şimdi bir de şunu ekleyeceğim. Sebebini anlatacağım şimdi senin eklediğimi. Shake şey diye. Bu tamam yani bir senaryo. Birkaç case'de de yapabilirsiniz. Şu şey de alalım şuradan. Onu size bırakıyorum. Orada bir araya karışmayacağım ama ben bir örnek olarak göstereyim mesela nasıl yapacağız diye. Şimdi buraya geldi. Şey iki hepsini ekledik. Tamam şey kitap dedik ekledik buraya. Projenin de ana sayfasında mesela projede sample'ı bir sayfa request olan auto Cancellable view diye bir sayfa var. Burada servis isteği atıyormuşuz. Tamam ben bu servislerin atıldığı yere geldim bu projeyi çağırdım. Burada entegrasyonumu yaptım. Run'ımı verdim arkadaşlar. Proje şimdi run oluyor. Şimdi burada can alıcı noktalar. Şimdi bunu bir görelim. Asıl can alıcı noktayı yine birlikte yapacağız. Çünkü bunu yaptıktan sonra önemli olan edilmesi gereken bir nokta var. Onu konuşacağız. Bir run'u çalışsın şu an. Projemizi bir ayakta görelim. Önemli bir nokta. Gerçekten yani, yani logları doğru şekilde okumayı yaparsanız e, projede gerçekten çok büyük performans sağlıyorsunuz. Yani şey hatayı bulma konusunda. Çünkü genelde hani bu tarz projelerde hani backend'de UI ile hep bir hata alıyor yani. Ne bileyim data yanlış gidiyor. Data parse hatası oluyor. Bilmem ne oluyor. Onu bir de bir kere yakalayabiliyorsun bazen. Ama kaybettikten sonra GG yani hani. Kaybetmemek lazım. Şimdi buraya geldi arkadaşlar. Şu sayfa. Auto Cancelable View. Class dedim. Burada bir tane app bar yapmışız. Şu app barın title'ına geleyim. Bir tane floating action button ekleyeyim. Bu arkadaşa da tamam ver kaka. Aynen. Şunu ekledim buraya. Şimdi burada ben <laughs> bir servis isteği var burada. Sayfanın UI kaymış ama önemli değil. Burada bir servis isteği var. Şurada gördüğünüz gibi bir tane de log şey, hareketi geliyor. Önemli değil o. Onu kapatabiliyorsunuz herhalde. Yine yoksa biz onu da biz içeriden ekleriz. Şimdi burada servis isteği başarılı, servis isteği geldi. Mesela ben diyorum ki ben bunu görmek istiyorum. Bu adamlar aslında iki tane nokta yapmışlar. İstersen bir tane butonları var şu şeyin içerisinde, şuradan göstereyim. Chucker Flutter diyorum, nokta bakın şurada işte show on navigator is debug mode, işte Chucker buton diye bir tane widgetleri var. Bunu koyarsan direkt butona basınca açmayı yapmışlar. Senin kararın ya da mesela şu komponent. show Checker on işte user screen diye bir komponent yapmışlar. Buna basla gördüğünüz gibi arkadaşlar attığınız request'ler buraya gelmiş oluyor. Şimdi bu request'lere baktığımızda şurada sen burada artık adamın neler yaptığını, neler almadığını veya da şuradan mesela hangi metotlar attığını, show search'e çevirip mesela show yazdığında bunları alabileceğini, işte varsa yoksa bunları görebileceğini burada yakalayabiliyorsun. Bu senin için çok güzel e, aslında bir yapı sağlamış oluyor. Şimdi burada Fail request'leri de görebiliyorsun özellikle. Ee, şu setting delay falan var. Orası önemsiz ama burada önemli olan noktadan bir tanesi de mesela şuraya geldiğinde ab bak bana bu gelmiş, bu data gelmiş, şöyle gelmişti. Buradan kopya ederek alabiliyorsun. İşte şurada bir tane şu şehirde copy as curl olsaydı çok iyiydi. Bu Jason'ı kopyalıyor geleni. Yani burada bir tane kendileri format yapmışlar. O formatta kopyalıyor. Burada curl'ünü yapmak lazım bunun. Mesela burada Jason preview yapmışlar. Güzel olmuş yani. Burada Jason preview'da görebiliyorsun burada neler gelip gittiğini. Burada mesela alabilirsin, okuyabilirsin buradan text text yani olarak da okuyabiliyorsun buradan. Şöyle yapayım. Aç şöyle objelerini okuyup işte bu varsa bunları alayım falan diye güzel bir yapı. Aslında sen burada şeyi anlamış oluyorsun. Ha abi tamam servisten bu hata geldi. Ben bu servisten gelen bu hatayı handle ettim, yakaladım. Projemde kullanıyorum deyip aslında hayatına devam ettirebilirsin projenin. Tamamen yani senin kararın, hani burada nasıl ilerleyeceğin ve nasıl kullanacağını sen karar vereceksin. Senin projenin de hareketine göre e, hayatına başlayacak aslında burası. Şimdi burası bundan daha öte bir şey yok burada, bu kadar. Yani burada önemli olan mesela şuradan da kopya aldıktan sonra arkadaşlar şöyle bir formatta so copy veriyor, responsu veriyor arkadaşlar. Üzerinden neyi veriyor başka? Şurada şey verecek, requesti verecek şu yukarıda. Bir gidebilirsem, ha bak. Overview, genel bir overview yapıyor. Bir tane request veriyor senin yolladığın model ve gelen response veriyor. Yani burada bizim oraya ekleyeceğimiz bir copy curl özelliği dediğim gibi burayı çok direkt alacağım. Postman atacağım mesela bunu. Çok iyi olacak. Direkt buradakini hemen. Çünkü şey yani buralarda çok okunaklı olmuyor telefonda vesaire. Ya da diyeceksin ki testerin abi copy curl bana atar mısın diyeceksin. Tak bitecek. Ama en azından bunu atsa bile yine senin için response'u kopyalama body'yi görme açısından önemli. İşine yarayacaktır yani. Şimdi bunu yaptınız arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra tabi olay şuraya geliyor. Şimdi. Şimdi ben bunu yaptım. Şimdi bu mesela şu an başlangıç hiçbir şey vermediğiniz zaman debug modda çalışır. Bir. Bunu birkaç farklı şekilde entegre edebilirsin projene. Bu entegrasyon senin elinde. Sen kararına vereceksin projeni nasıl ekleyeceksin. Diyelim ki projenin ana home sayfası burası. Tamam. Bunu benim demin eklediğim gibi o shake shake detector şöyle wait for start şu onu gerçi şey detektörü şeyde yazıyoruz. Init'te init yazıyoruz. Detektör. Şöyle auto start. Mesela on pound işte telefon shake olduğunda mesela shake olduğunda abi bana şunu çalıştır tarzda bir kod ekleyebilirsin buraya. Bu bir. Bu bir yöntemdir. Ne olur projende artık senin bütün sayfalarını bunu eğer home'a yazarsan ana sayfana veya en üstte yani main dart üzerinden D yazabilirdi aslında. Mesela şuraya yazalım. Gelin birlikte yazalım. Mesela main dartı, my ap, my ap yaptınız. Hatta myapp'ı şurada illa state yapacağız diye bir şey yok. Stateful yaparım. İşte init state der mesela. Yani bütün uygulamanın en üstte çalıştıracağım yerden bir tanesi de burası sonuç olarak. Bunu da ekledim buraya. Projemi yeniden başlattım. Mesela proje geldi. Gelecek. Dondu. Şimdi geldi. Şuraya bir test yazdım. İşte bir şey gelmesini bekliyorum. Tamam servis başarılı 200 geldi. Ee, 300 geldikten sonra arkadaşlar ben buradan geldim. Dedim ki acaba ben bunu görmek istiyorum. Ama nereden göreceğim? Görecek bir yerim yok. Şuradan e, emiratörü seçerseniz emülatörün üzerinde bir shake olmalı. Bak shake. Shake'e basın. Basalım. Geldi mi? Herhangi bir şey olmadı gibi sanki. Detek etmemiş olabilir bu arada. Bir daha shake diyelim bir şey olması lazım ama. Ya t shake. Şunu verdik ama sanki hayır yani şu koda girmedi gibi hiç yani shake. Şuraya ekleyelim bir de. Yani orada mı kaldı? Burada mı kaldı? Acaba ya da shake'in içerisinde acaba bir şey vermemiz gerekiyor muydu? Bakayım. Ellison Tamam, böyle kullanabilirsin diyor abi. Detektör. Ha, auto start, wait for start. Tamam abi. Auto start da verdim. Hepsini verdim. Bir daha yapalım. Acayip emülatörde de çalışmıyor olabilir, Kesin logların öyle bir şey yazar de. Yok şey ki sanki almıyor gibi. Emülatör üzerinde bir şeyden bahsetmemişler ama. Ee, burada bu arkadaşlar bunu eklemiş de. Aslında benim yaptığımda worktü. Neden bu şey olmadı? Çalışmadı. Çalışmadı. Hani acaba şey kodun içerisine girmiyor olabilir mi diye bir şöyle check yapacağım. Şöyle yapalım. Şöyle x diye ekleyelim şuraya şu anlık. Şunu da şuraya yazayım. Tekrar init de çalışsın. şöyle shake diyelim. Şuraya vurmuyor. Ee, shake de töktür ama. Emülatör üzerinde bir şeyden bahsetmişti falan. Her şey normal çalışıyor şu an sanki ama şu gravity falan mı acaba? Shake gravity'den patlıyor sonra da gravity var ya. şey minimum shake count kaçmış mesela şu normalde sıfır yap. Hemen yani bir kere olsun gerçi ya. Şu gravitesini bir yapsam mesela acaba hani bir hemen mesela burada şey göstereyim diyelim burada çalışmıyor tamam mı? Burada hemen sakin olup hemen abi bu şeklinde çalışmadan ziyade bir şeye bakacaksın abi mesela shake ee... event on iOS emulator adam direkt yazmış diyor ki mesela herhalde iPhone bak şeyde çalışmıyor diyor. Şey orada çalışmıyor diyor. Tamam. Yani burada dediğim gibi şeyde çalışmıyor demek. Ki, mesela emülatörde çalışmadı. Anlamış olduk. Ama da o eventi anlayabileceğini düşündüm ama anlamadı. Okey. Okey abi. Cool. Ben telefonla denedim için demek ki aklımda kalmış. Bir daha deneyeyim de. Çünkü ben ee, şey yapmıştım. Bir daha bakayım. Şey diye. Tamam yemedi. Bu şey yemedim mesela. Peki ne yapılabilirdi aslında? Mesela ne yapabilirdiniz? Şöyle bir şey yapabilirdik. Aslında en üstte arkadaşlar, mesela en üstte projenin yine şu şu kısmında mesela bir gesture detector eklerdim. Bakın şu 10 eee Third diye okunuyor emin değilim ama bu üç, üçlü pres yani şu üç swipe yaptığınız harekete ekleyip aslında genelde bu kullanılacak bir hareket değildir. Bununla aslında adama şey verebilirsiniz. E, ya kardeşim bak bunu yaparsan bu çalışacak tarzında bir şey diyebilirsin. Şuradaki yani aslında buradaki eventlerden birini seçip projenin içerisinde sağlatabilirsin aslında. Hani horizontal drag işte on long press on pen işte hani bir şeyler hani burada aslında hesaplanabilir mesela scale etme adam şey yaparsa açılsın mesela on scale mesela on biz mesela on on scale starta verelim mesela mesela on scale start veya on scale ende verelim orada mesela deneyelim mesela şöyle bir daha başlayalım yani on on double tepe vereceğim şu anlık ben sadece görmeniz için göstereceğim şöyle Bak mesela double tap ekledim. Projeye double tap yaptığımda tak tek geliyor. Burada mesela birkaç tane de logiyi kendinize göre bir shake olur. E, Tiyeri olur. Üçlü çekme, swipe yapma. Bu gesture'ın özelliğini kullanarak aslında projenin her yerinde hani sayfa bağımsız bir hale getirebilirsiniz aslında bunu. Ne bileyim buradan işte yine dediğim gibi on scale end aslında uygun olur ya bence. Bak burada hemen sağ olsun chat bana da chat yapıyor. Dediği için sıfırdan büyük olduğunu sanırım hesaplattı. şey scale etmiyor gerçi de gerçi bu on pan olur ya. On pan and olur. Aynen. Pan değil mi ya? Pan işte. Ha bak Allah, Allah şey tamsa ya bu emulatoru tam yolmuyor ya. Ya yani burayı anladınız zaten. Burası sizin denediniz olacak kısım. Şimdi burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken kısım aslında bu paketin de içerisinde yer alan bir kısım. Neresi? Şurası. Şu kodu silelim. Şimdi diyor ki bu adam default'unda burası false sanırım. Ee, bu kod bakta çalışıyor sadece. Sen diyor ki release'de açmak istersen diyor. Bunu şabon release'ini true'ya çek diyor. Fakat şimdi senin şöyle bir şey var. Senin bunu müşteriye verdiğinde vermemen gerekiyor sonuç olarak. Bunu müşterinde kullanılmaması gerekiyor. Müşterinin bunu almıyor. Yani aslında senin yavaştan bir environment management yapmana gerekiyor. Yani aslında senin burada prod dev environment yapma. Ama diyorsun ki hocam ben daha hani bizim projede öyle bir şey ihtiyaç yok. Ya da bunu şu an çok büyük öyle environmentlarımız da yok. Ama biz bunu da yine yapmak istiyoruz. O zaman diyeceksin ki abi. Ya benim mesela burada bir tane hani kor kısmında hani projenin kor kısmına koyabilirsin. Product'ın içerisinde kor hani product'ın içerisine koyabilirsin. Buraya mesela şey diyebilirsin. Product constants.dart dersin tamam mı? Sonrasından bu product constant diyebilirsin. Bir de buraya mesela product environment dart dersin. Buraya derirsin dersin ki bir tane inam yaparsın. Product environment dersin. Yine şeysi yanlış yazdık. Environment. Tamam. Buraya dedin ki mesela dev dedin. Mesela preprod dedin. Prod dedin. Yani tam dev prod. Bir de preprod dedin. Aslında senin için önemli olan preprod. Yani test müşteri. Daha senin e, dev dedin sensin zaten. Arada preprod koyman lazım ki. Hani bu daha canlıya çıkmadan önceki kısım. Yani aslında tester'ın yaptığı kısım oluyor. dev. Yani preprod tam o denmiyor gerçi de. Hani orada söyleyebilirsiniz. Hani preprod biraz daha aslında canlının bir önceki kısmı oluyor. Bizim aslında burada vereceğimiz ortam biraz daha Prod'un simülasyonu diyebiliriz de çok önemsemeyelim şu an o kısmı. Oralarla ilgili ayrı konuşuruz. Buradaki derdimiz aslında platformları arttırmak. Yani e, arttırmak, test edebilecek ortamları sunmak. işte. Prod Test diyebilirsin mesela. Önemli değil. Prod Test yani. Pre-Prod olmasın. Prod Test diye ortamda tutuyorsun. Şimdi sen bunu yaptıktan sonra dedin ki hocam. Tamam ben bunu buraya koydum. Peki ben şu an burada şey nasıl belirleyeceğim? Tamam sen bir yazma. Ben burada mesela Static şöyle yazabiliyor muyum hoca Dedim ki hoca. Static Constant current şey pro, bunun içerisinde şu tipi verdim product environment current dedim bana current'a da şunu set ettim bak product environment aslında gördüğünüz gibi product environment üzerinden set ettim bak burada dedim ki mesela hoca ben şu an bunu dev olarak set ettim Tamam şimdi ben bunu şöyle yazabilirim aslında bak yani buradaki kısmı ee, şöyle çıkartalım yine buradan hani kafa bir tık şey olsun init olsun mesela environment kesin yanlış hocam ben onu yapıyor em... şey logger mı desek buna desek buna şey diyelim ya logger manager logger e, http log manager diyelim şuna önemli değil bir tane sınıf ekleyelim http Log Manager diyelim mesela. Buradaki derdim şu. İşte bunu açıp kapatma işini yapacağım ya şimdi sonuç olarak. Check diyeceğim mesela buna. Ya hoca diyeceğim eğer if, eğer bak modsa, ya ben burada benim için şu an ben bu current'ı, aslında ben bu current'ı hiç bozmayacağım. Yani aslında şöyle hani, şuraya diyeyim şöyle, product const, nereye koymuştuk da biz onu? Heh. Product enarmeti içerisinde current diye bir alanı koyduk. Dedik ki hoca bu current alanını biz şu an hani Buradan elle değiştirebiliriz bu arada. Bult olmadan önce elle değiştirebilirim ben. Derim ki ben bunu elle işte e, bir product environment dosyam işte şu an bu olacak diye buraya gelip mesela Prod paket çıkmadan önce bunu pre -prod, bilmem ne yapıp yapıp bunu düzeltebilirim. Ama ben dedim ki hoca ben bu latest block manager'ın içerisinde şurada bir tane aslında product environment tutacağım. Product environment işte product environment diyeceğim buna. Mesela product environmentım arkadaşlar şey de belirleyeceğim. Şu an default'unu mesela product environment nokta işte mesela current dedim. Şu an current'ı verdim. Önemli değil. Sonra şuraya girdiğimde de diyeceğim ki hocam ben eğer bu işlemi yapıyorsam git bunu her türlü dev olarak işaretle. Ha, release moda geldiğimi varsayıyorsam release modda da işte burada kendi kararımı ben veriyorum. Diyorum ki hocam ben release moda girdim. Release moda girdiysen Product Environment'ımı ben şu an mesela Prod olarak kullanacağım. Canlıya çıkacağım veya dedim ki hoca ben Prod Test olarak çıkıyorum. Ardından da buradan Function yazıyorum bir tane. Void. Mesela bunu Private yapacağım. Show Logger diyorum mesela. Yani ismini şu an çok önemsemeyin yine. Show Logger dedim. Sonrasında Logger dedikten sonra dedim ki hoca ben şu şey yukarıdaki Product Environment'ımı alayım şuradan. Buradaki Switch Case'imi atayım bunu. hop Dedim ki hoca eğer ben bunu dev ve pre preprod'da çalışmasını istiyorum. Prod'da çalışmamasını istemiyorum. O zaman bunu return'e attım. Ha şu ikisinde çalışmasını istiyorsam şurada o zaman dedim ki ben şu main dart'taki yazdığım şu kodu aldım buradan. Hem release'de çalışması anlamında hem de bu kodun olması anlamında buraya yazdım. Sonrasında da şu işlem bittikten sonra buradan setimi yaptım. Peki burada neye dikkat etmek lazım? Şu doğru. Case yani case. break demedik. Tamam. Buradan neye dikkat etmek lazım? Ee, şimdi sonuç olarak şu dışarıdan erişilebilir olduğu için bunu dışarı erişmeye kapatacağız aslında. Zaten bunu çünkü adam görmeyecek. Bunu bir kere burada tutacağız. Birincisi. Bu, bu sayede burada eşitlenmiş olacak. İkincisi bunu şöyle aslında late deyip sonradan da set edeceğimi söyleyebilirim. Hani geleceğini ama zaten en başta bunun değerini veriyorum. Sonrasından güncelliyorum. Şöyle şöyle yapıyorum. Yani adam aslında bunu değiştiremiyor. Ve ben, ben yarın projemde bir şey olduğunda şu dosyayı düzelterek ben bu aslında mesela diyelim canlıya çıkacağım. Canlıya çıkmadan önce ya da teste çıkacağım. Şunu pro test yapıp adamı al abi. Bir de tamam pro test açtım deyip buradan yapıyorum. Pro'da çıktım eminim ki artık bunu açmamışım. Burada o kodu çalıştırmadığım için. Yani aslında buraya geldiğimde benim tek yapacağım iş işte main dart'ın içerisinde mesela http log manager mesela bunu şey yapabilirim. E, static statik metod olarak da ekleyebilirim aslında baktığında. Hani zaten bir tane işlem yapacağım ardından bu tarz bir statik kullanıyorsunuz arkadaşlar burada hani hep statik olmak zorunda kalacak şimdi sonuçta. Ha dedin ki ya ben bunu statik olarak kullanmayacağım. Okey mantıklı mantıksız değil. O zaman şöyle yapmanı tavsiye ederim bak. Gel bunu böyle override et tamam mı? Sonra şu metotlarını tak buraya ver. Buraya verdim mi? Bak bunu buraya verdin. Sonra buraya verdikten sonra şunu aslında artık şunu diyebilirsin bak. Late final. Neden? Çünkü constructor'da artık kullanıyorum bunu. Burada set ettim. Burada unutmaman gereken hareket bunun abi kapalı olması gerektiği. Yani bunun artık bunun adam normal constructor üretmemesi için buraya private ekliyorum ki bunu adam buradan. Aslında bunu vermeme gerek yok. Adam zaten şu an hessiz block manager deyip parantez açıp kapatamaz. Çünkü ben ne yaptım? Constructor override ettim. Bu sayede aslında ne yapmış oldum? Çeki kullandırmak zorunda bıraktım. Buraya bir de immutable atıyorum. Dedim ki hoca buraya değişme yani bütün değişkenler sabit olmalı burada. Yani değişmemeli bu içerisindeki. Yani stateless widget içerisinde bir value koyup hepsi set edilmeli en başında bir şekilde belirlenmeli ona göre kullanılmalı. Bu işlem bittikten sonra da aslında bak buraya geldiğimde işte bu nokta çek. O klasın içerisinde şeyi kapatmama rağmen bak gelmiyor. Çünkü neden? Override ettim. Tak bu şekilde ben buraya temiz bir yapı kurgulamış oldum. Şimdi <laughs> hemen temizlerken gel olduk. Çeki ekledim. Product environment'ımı set ettim. Kadibak modda ettim. Nereye kızdı? Başka bir şey kızdı gibi ayağı. HTTP Log Manager. Ha, şurada else'imi atmadım ya. Zaten bir kere set ettim bir daha set ediyorsun diyor. Orada kızdı şey. Tamam buraya geldim mesela. Test yazdım. Bir şey yaptım. Servis response geldi. Buna iki defa double tap yaptım geldi. Hoca dedin sen ben bunu devde kullanmak istemiyorum şu an itibariyle artık. Ben artık sadece protokol kullanacağım. Geldim buraya. Devre e de brayımı attım. Buradan çıktım. Hop buradan geldim mesela. Tekrar testini yazdım. Gerçi bu devde otomatik çalışıyor. Şunu kapatmanın bir kodu var mı ona emin değilim de bir bakayım. Şu ee, is debug mode is debug mode şey mi? Bakayım bunu ne yapmış? Ha, k debug mode yapmış Bunu geç. Decide to allow check for the working release mode or not. Tamam bunu geç. Show on release. Ya bu şu debug'da her türlü çalışacak. Debug'da kapatabilir miyim? Debug'da ben bunun önüne sanırım benim kendi metodumu koymam lazım. Mesela o da güzel bir örnek bak. Mesela şimdi bunu yaptık. Adamı kullandığı paket mesela şeye destek vermiyor. Ee, direkt açıyor mesela debug'da. Ben dedim ki ama hoca bunun kararını ben vereceğim sonuç olarak. ya yani benim bunun ana merciği yani hani buradaki property'ye göre yapacağım mesela. Show on release'e göre yapacağım mesela. Şöyle yaptım şu durumda arkadaşlar dedim ki şu case'e geldiği için bunu da false atadım mesela. Şöyle yaptım. Hani şöyle yazayım hani hat gözüksün false atadım. Sonrasında buraya gelip bir tane function ekliyorum aslında. Diyorum ki statik. Şunun başına statik yapıyorum. Çünkü bunun üzerinden kullanılsın istiyorum. Mesela nedir? E, show dedim adına. Sonrasında da diyorum ki eğer şu value şu value true ise mesela adamın yaptığı paketin üzerine ben ekleme yapmış oldum. Ne oldu? Hiçbir şey olmaz. Yani aslında main dart'ta main dart'ta kullanmış olduğum şu kodu buradan alıyorum. http log manager nokta çeki show'u çağırıyorum. Ne yaptım? Şimdi ben iyice bunun önüne girmiş oldum. Bir daha çağırıyorum mesela. Buraya bir şeyler yazdım. Servis siteye geldi. Ama gördüğünüz gibi şey gelmedi. Mesela e, istek başarılı olsa da mesela şöyle çift tık, çift tık çift tık yapıyorum herhangi bir sonuç gelmiyor bana bu şekilde engellemiş oldum. Yani bunun önemli olan kısmı zaten buydu mesela bunun önüne illa paket size bunu verdi yapamıyorum diye bir senaryo yok siz her türlü bunun önüne geçip yapın şurada kod daha düzelebilir. Ama basit olarak bir environment de yönetmiş olduk aslında en azından protest test için yolladığımda bunu yapabilirim. Şimdi burada e, bir tane daha paket söyleyeceğim ama ben onu çok fazla önermiyorum hani kullanılıyor ama ben gördüğüm kadarıyla Better Feedback diye. Bu Better Feedback de aslında şurada güzel işe yarıyor. Feedback diye. İşte adam testi yaparken mesela testleriniz testi yaparken bir şey gördü. Bunu işte screenshot alıyor. İşte üzerine yazı yazabiliyor. Bu yazıyı yazdıktan sonrasından da işte bunu jiraya falan işi olarak direkt buradan açabiliyor. Yani biz bunu screenshot'ta zaten açıp yapıyoruz aslında bakıldığında. Evet hızlandırma olarak sağlıyor ama bu çok kullanılmıyor. Yani. En azından bir şey olmazsa olmaz bir şey değil ama şu olmazsa olmaz bir şey. Bizim bugün buna eklememiz gereken şeyler neymiş aslında bakıldığımızda? Bir tane copy özelliği eklememiz lazım. Bir tane de mesela yine mesela biz boş boşuna şu kodu yazdık. Şu kodun olmaması lazım mesela bakıldığında. Show kodunun olmaması lazım gibi. Yani şunu gerçi şey yapmadım. Show on release S gösteri yapmadık gerçi de şimdi şöyle yapalım. Mesela şimdi şöyle bir daha çalıştıralım. Gelmemiş olması söylüyor. Sövmeyin zaten orada vermedin diye. Şöyle yapayım. Bak gelmedi. Ama mesela deseydim ki devde bu turu hoca. Mesela bu tarz bir özelliğin yine paketin ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi. Bunu onda oraya eklersiniz. Hani siz eklersiniz. Ne güzel olur. Böyle gelişir. Tık tık geldi. Tık tık getirdim. Çok güzel oldu. Tak diye aldım. Eksona verdim. 10 numara kullanmış oldum sayın dostlar. 100k'ye e yeni bence 10 numara bir içerik daha gelmiş oldu. GCB feature HTTP logger diyeyim. GA yeah. edit e, check bunun da çık çıkır çıkır flutter package with some scenario bakın burada önemli olan şey önemli olan nokta benim şurada yaptığım gibi kodun önüne yazabiliyor olmanız. Yani kodun önüne yazabiliyor olmanız. Yani kodun önünde bunun ee, siz bir paket geldi değil mi? Hep söylüyorum paket doğrudan eklemeyin. Paket ekleyin ama önüne siz bir layer yazın. Layer'larda siz projenizde avantaj sağlatın ki projenin bu kullanışı artmış olsun. Burada preprod o bu testler mesela değil mi? Şunu yapmak bu kadar zor bir şey değil. İlla paketler işte var var olan işte işte environment yönetim paketler. Tamam abi geçeceksin o iş. Amaç belli. Bunu yönetmek buradan yapmak. ister burada set et. Bak ister burada set et. Bu yapacağın logiyi. işte debug değilse bunu elle değiştir. istersen constant olarak bir yere ona göre oku. Fark etmez. Sonuçta bu olmuş pakete yolladığın önemli. Sonuçta müşteriye verdin çözüm önemli. Müşteriye bunu verdikten sonra 10 tane emanet. Tabi bunların daha böyle profesyonel yönetimleri vesaire yapılır mı yapılır ama Arkadaşlar o seviyeye gelmek için zaten önce bu seviyeleri yemek lazım. Yemeden de oradan bir paketi kullanıp abi sana bu her şeyi veriyor. Ondan sonra hep o bizim o getiks ördüğün gibi oluyor. Alıyorsun oluyorsun ama aldığın bir şey yok aslında elinde. Yani çok fazla bağımlılık öğreniyorsun vesaire. Bir de buralardaki paketlerde public olan metotlar arkadaşlar. E, hemen mesela buraya logonu yazmayı unutmayın işte. Gelin deyin ki mesela e, it will show e, çukur ch screen when enabled. Bitti. Adam bunu da okur. Oradan bağlar. Şöyle evet comment gpp pr create oluşturayım. Güzel oldu. Umarım işinize yarar dostlar. Şuradan da şunu oluşturayım. PR'lar da bayağı birikmiş. Şunları merge alayım ben artık. Kendime mi atsam review diye. <laughs> Feature. Yes. Teşekkür ediyorum sayın dostlar. Umarım projenizde size bir değer daha katmayı başarmış olmuşumdur. Saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Deprem bölgesindeki arkadaşlarıma bölgedeki insanlara tekrardan geçmiş olsun, başları sağ olsun. Lütfen benim de içinde olduğum bu seriye bir ufak destek yapıp o bölgedeki insanlara değer katmayı unutmayın diyorum saygı ve sevgilerimle görüşmek üzere.